I'm finally tired of all the standing by. I never said that I was perfect, but I'm willing to try. Teknoloji Okudan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un yeni nesil katlanabilir ekranlı telefonlarından Z Flip 3 5G'yi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Z Fold 3'ü incelemiştik. Şimdi ise Z Flip 3'ün incelemesiyle karşınızdayız. Aslında biz bu cihazı daha önce Türkiye lansmanında da ön inceleme fırsatı bulmuştuk. O videoda da size özelliklerinden vesaire detaylıca bahsetmiştik. Fakat şimdi elimize gelmesiyle birlikte cihazın daha çok kullanım deneyimi edinme şansına eriştik. Dolayısıyla kamerası nasıldır, kullanım rahatlığı iyi mi, kötü mü, kullanılabilirliği nasıl? Bu tarz sorulara bu incelemede cevap bulacaksınız diyebiliriz. İlk olarak, klasik olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar incelememize. Bilindiği üzere ilk Flip modelinde, bu telefonun adı Flip 3 olmasına rağmen Flip 2 yok biliyorsunuz. İlk Flip modelinde arkadaşlar şu ekran çok daha küçüktü. Yani öndeki bu bildirim ekranı, şurada şu anda tavşan gördüğünüz ekran çok daha küçüktü. Dolayısıyla kullanılabilirliği biraz sınırlıyordu. Fakat burada ekranın büyümesi pek çok avantajı da beraberinde getirmiş. Bu avantajlardan birazdan bahsedeceğiz zaten. Telefonumuzu açtığımızda arkadaşlar, şöyle açtığımızda karşımıza tamamen Samsung imzası taşıyan bir ekran çıkıyor. Burada bir delikli ekran tasarımı söz konusu. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuz zaman sağ tarafa arkadaşlar power ve ses açıp kapama butonu yerleştirilmiş. Sol tarafta ise sim kart yuvamız bulunuyor. Telefonun alt kısmında ise Type-C girişimiz bulunuyor. Merak edenler için belirtelim. Bu cihazda arkadaşlar 3.5 mm'lik kulaklık girişi mevcut değil. Dolayısıyla kulaklık bağlamak için eğer kablosuz kulaklık kullanıyorsanız tabii ki sorun değil ama normal bir kulaklık bağlamak için bir adet çeviriciye ihtiyacınız olacaktır. Bu arada merak edenler için belirtmemiz gereken bir diğer nokta da parmak izi okuyucusunun power butonunda olduğu. Gerçekten seri çalışıyor. Yani şu power butonla tanımlayabiliyorsunuz parmak izlerinizi. Dolayısıyla bir ekran altı parmak izi okuyucusu da söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi tasarımdan bahsetmişken dilerseniz ekran detaylarını da bu noktada verelim sizlere. Daha sonra telefonumuzun teknik özellikleri ve kullanılabilirliğine geçeceğiz tabii ki. Burada arkadaşlar Samsung'un yeni geliştirdiği Foldable Dynamic AMOLED 2X ekranı mevcut. Bu ekran arkadaşlar 120 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip ve HDR 10 Plus desteği de sunuyor bizlere. Burada cihazımızın maksimum parlaklığının da 120 nits olduğunu belirtelim sizlere. 6.7 inçlik bir ekran ve ekran gövde oranı da yaklaşık olarak %87.4, yani bu oranın son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Ki diğer cihazlarda biliyorsunuz genelde oran %82'lerde vesaire oluyor. Burada Samsung'un bir tık daha yukarıya çıktığını söyleyebiliriz. Şuradaki ekrandan da bahsetmek istiyorum. Burada Super AMOLED bir ekranımız var. 1.9 inç bu ekranın genişliği ve 260x512 piksel çözünürlüğünde. Tabi buradaki ekran ne işime yarayacak vesaire diye düşünebilirsiniz ama birazdan bu ekranın yeteneklerinden size bahsedeceğim. Ve Flip modeli ile Flip 3 modelini asıl ayıran temel unsurun bu ekran olduğunu siz de anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun kullanımına. Tamam, tasarımımız çok güzel. Katlanabilir bir ekran var burada. Ve menteşe yapısını Samsung yeni değiştirdi. Dolayısıyla bu menteşe yapısında ekran tarafında vesaire herhangi bir sorun çıkmıyor arkadaşlar. Şunu söyleyelim, katlandığında tamamen böyle kağıt gibi birbirine yapışmıyor. Yani gördüğünüz gibi şurada bakın bir aralık mevcut. Bu da menteşe yapısından kaynaklı bir durum. Bunu size belirtebiliriz. Yani tam olarak böyle birbirine yapışıp olarak katlanmıyor ki zaten piyasadaki diğer modellerde katlandığı zaman bu şekilde şurada bir aralık oluşuyor arkadaşlar. Telefonumuzu açtığımız zaman şurada bir iz olduğunu fark edebiliyorsunuz. Ama bunun şöyle bir özelliği var. Herhangi bir video izlerken ya da ne bileyim görüntülü konuşma yaparken vesaire burada iz olduğunu fark etmiyorsunuz. Bakın şu anda mesela ekran kapalıyken siz de rahatlıkla bu katlanma yerinde bir kavis olduğunu hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. Fakat dediğim gibi telefonun ekranında bir şey izlerken vesaire burası sizi asla rahatsız etmiyor ve bunu fark etmiyorsunuz. Ki bu kavisin olması çok çok normal arkadaşlar telefonun yapısından ötürü. Belki ilerleyen dönemde teknoloji biraz daha geliştiğinde buna farklı bir çözüm yöntemi üretebilirler. Ama şimdilik bu kavis olmadan telefonu kullanmak çok da mümkün gözükmüyor. Gelelim telefonumuzun kullanımına. Normal bir telefonla arkadaşlar çok bir fark yok. Mesela benim gündelik hayatımda kullandığım telefon, yani şimdi yanında Z Flip'i tutunca çok bir şeyin değişmediğini görüyorsunuz. Yani neredeyse zaten boyut olarak vesaire aynı. Burada sadece önemli bir nokta şu var. Parmak izi okuyucusu,
yan tarafta power butonunda olduğu için şöyle telefonu tuttuğunuz zaman arkadaşlar, yani bir tık daha aşağıda olsaymış daha iyi olurmuş diyebilirim. Çünkü biraz daha aşağıda kalsa tam böyle sanki ele oturacak bir yapıya geliyor. Bir de şunu hayal etmeyin. Hani katlanabilir ekranlı telefon tık böyle tek elimde açacağım gibi bir hayale kapılmayın. Çünkü öyle açılmıyor biliyorsunuz. Eskiden de katlanabilir telefonlar vardı. Onları kullanırken ne yapıyorduk? Şöyle tek elimizde tık diye yaptığımız zaman şlak diye açılıyordu. Fakat bu cihazda öyle bir şey söz konusu değil. Yani telefonu şöyle açarken de yine ne yapıyorsunuz? Çift elinizi kullanıyorsunuz. Bunu neden söyledim? Örneğin dışarıda cebinizden çıkardınız. Bir elinizde poşet var ya da ne bileyim bir eliniz dolu. Birisinin aradığını gördünüz. Yani şöyle açıp konuşma ihtiyacı hissediyorsunuz açıkçası. Yani tek elimle ben bu telefonu kullanayım gibi bir ihtiyacı hissediyorsunuz. Fakat telefonun menteşe yapısından dolayı öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu da kullanımı hafiften baltalayan bir unsur. Fakat burada Samsung'un yapabileceği çok bir şey yok. Diğer katlanabilir telefonlarda da durum bu şekilde. Fakat şunu söyleyebilirim ben sizlere. Yani Fold yerine bu telefonu almak çok daha mantıklı mı? Evet, bence mantıklı. Neden? Çünkü Fold arkadaşlar ikiye katlandığı için çok daha kalın duruyordu. Dolayısıyla Flip hem daha az yer kaplıyor hem de kullanım açısından çok daha orantılı. Biliyorsunuz Fold'da dışarıda da bir ekran vardı ama dışarıdaki ekran biraz dar olduğu için tam böyle kullanıcılara o akıllı telefon deneyimini sunamayabiliyordu. Flip'te böyle bir durum söz konusu değil. Gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Samsung bu cihazda aslında biraz daha böyle orta segmente doğru yönelip fiyatı ucuz tutabilirdi. Fakat öyle yapmamış. Kalkmış bu telefonu da üst segmente hitap eden bir yapıda karşımıza çıkartmış. Burada baktığımız zaman bu cihazın içerisinde Fold 3'te kullanılan Yonga setinin olduğunu görüyoruz. Qualcomm imzalı Snapdragon 888 Yonga setimiz var arkadaşlar. Ve bu Yonga seti 8 GB'lık RAM ile desteklenmiş durumda. Bunun yanı sıra dahili depolama alanına baktığımızda 128 GB'lık bir opsiyonun olduğunu görüyoruz. Burada önemli bir husus var. Bu cihazda arkadaşlar micro SD kart desteği bulunmuyor. Dolayısıyla bu dahili depolama alanıyla idare etmek zorundasınız. Gelelim kameramıza. Telefonun arkasında 12 megapiksellik geniş açılı bir kamera var ve ona 12 megapiksellik de ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Bu kameralarla arkadaşlar 4K çözünürlükte 30 ya da 60 FPS'te video kaydı gerçekleştirmeniz mümkün. Onun haricinde ön tarafta da 10 megapiksellik bir geniş açılı kameramız bulunuyor. Yine bu selfie kamerasında da HDR desteği var ve 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Tabii bunlar günün sonunda baktığımızda kağıt üzerindeki rakamlar. Bakalım gerçekte bu cihazın kamera performansı nasıl? Şimdi gelin birlikte gözleyelim. Evet arkadaşlar, şu anda Galaxy Z Flip 3 ile bir video kaydı gerçekleştiriyoruz. Ofisimizin balkonundayız şu anda. Telefonla çektiğiniz videolar şöyle geniş açı kamerasına da bir alayım. Geniş açıdan normal moda geçelim. Bir de şöyle bir yakınlaştırma yapalım. X'e kadar bakalım Atiye logosuna nasıl yakınlaşabileceğiz. Evet, Atiye logosuna yakınlaştık. Şöyle 1x'e alalım tekrardan. Şurada gördüğünüz gibi bir adalar manzaramız var. Dilerseniz bir adalar manzaramıza yakınlaşalım yavaş yavaş. Bakalım telefonumuz nasıl bir performansı sunacak bize de. Evet, 12 sunda adalar manzaramız bu şekilde görünüyor diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle geniş açıyı alalım direkt. Ve şurada bir tramvayımız var. Tramvay gelmedi şansımıza. Ama metrobüs var. Şu metrobüs köprüsündeki İnsanlara bir yakınlaşalım bakalım nasıl görünecek. Şöyle gidelim. Evet, 10X'de bu şekilde oradaki insanları da görebiliyoruz. Genel itibariyle telefonun video performansının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, fotoğraf performansının hani üst seviye telefonlarla yarışamayacak seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama çok mu kötü? Bence değil. Gayet başarılı bir fotoğraf deneyimine, fotoğraf performansına sahip telefon. Tabii burada Samsung'un zaten ön plana çıkartmak istediği olay fotoğraf kalitesi ya da kamera özellikleri değil. Bu cihazın katlanabilir ekranlı olmasını Samsung ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bu bize ne gibi avantajlar sağlıyor? Bakın hemen size göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki kere kilit tuşuna bastığım zaman benim ne geldi? Hemen hop, kameram geldi. Buradan dilediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Fotoğraf, video ya da ne bileyim lensi değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir kere daha bakın, geniş açılı lens aldı şu anda mesela. Şu anda geniş açılı lensle. Şöyle aldığımda normal lense çeviriyor ve videoya çeviriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şuradaki iki kamerayı ben kullanarak ne yapabiliyorum? Selfie fotoğrafları çekebiliyorum. Bugünün sonunda baktığınızda aslında şu ön kameraya olan ihtiyacı da azaltmış oluyor ve sizin arka kameraların kalitesinde selfie fotoğrafları çekmenize imkan sağlıyor. Burada önemli olan noktalardan biri de şu. Şu telefonu şöyle tutarak fotoğraf çekmek gerçekten çok basit arkadaşlar. Yani bakın, normalde bir telefonu tutarken şöyle hemen örnek vereyim. Şöyle tuttuğunuz zaman biraz daha böyle ne bileyim zorlanabiliyorsunuz değil mi? Ama şu telefonu şöyle tutmak boyunun da küçük olmasından ötürü gerçekten çok basit arkadaşlar. Zaten şuraya tık bastığınız zaman hemen selfie fotoğrafınızı vesaire çekebiliyorsunuz. Bu açıdan gerçekten kullanımı çok güzel. Gelelim bu ekranın bir diğer kullanımına. Bu ekran arkadaşlar fotoğraf çekmek yerine bildirimlerinizi okurken vesaire de kullanabiliyorsunuz. Tabi bu ekran üzerinden bildirimlerinize yanıt vesaire veremiyorsunuz ama bildirimlerinizi rahat bir şekilde bu ekran üzerinden ne yapabiliyorsunuz? Okuyabiliyorsunuz. Bu da bence önemli bir özellik. Yani diğer Flip modelinde de bildirimleri görebiliyorduk sadece. Okuyamıyorduk. Yani atıyorum bir WhatsApp bildirimi diyordu. Burada ise direkt olarak arkadaşlar bildirimlerimizi okuyabiliyoruz. Şimdi gelelim telefonumuzun bataryasına. Samsung arkadaşlar bu cihazın içerisinde 3300 mAh'lık bir bataryaya yer vermiş ki bence bu telefonun en başarısız olduğu noktalardan birisi de batarya diyebiliriz. Çünkü bu batarya zaman zaman bir günü çıkartmakta zorluk çekmenize neden olabiliyor. Örneğin ben bu telefonla ya oyun da oynuyorum, işte sosyal medyada bol bol geziniyorum, günüm sosyal medyada geçiyor diyorsanız şarj tarafında biraz sıkıntı çekeceğinizi söyleyebilirim. İşin kötü yanı bu cihazda öyle 30-35 wattlık şarj desteği de yok arkadaşlar. 15 wattlık bir hızlı şarj desteği sunuluyor. Bir diğer kötü yanı ise telefonun kutusundan adaptör falan çıkmıyor arkadaşlar. Yalnızca şarj kablosu ile geliyor bu telefon. Yani 15 wattlık bir hızlı şarj desteğini sunan adaptörü de sizin ayrıca para verip satın almanız gerekiyor. Günün sonunda baktığımız zaman Flip Z gerçekten kullanım kolaylığı sunan bir telefon. Yani ben bu telefonu test ettiğim süre içerisinde açıkçası memnun kaldım diyebilirim. Hatta şunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Genel itibariyle bu telefonun kullanımı Fold 3'e göre çok daha kolay bence. Z Fold 3'te daha zor oluyordu. Kalın telefon cebinize sığmıyor vesaire. Gerçekten bu büyük bir problem haline gelebiliyordu ama dediğim gibi Z Flip 3'ün taşınabilirliği vesaire çok daha basite indirgenmiş durumda. Eğer katlanabilir ekranlara geçiş yapmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar, Z Flip 3 sizin için iyi bir alternatif olabilir. Şu anda fiyatının da ben öyle çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü içerisinde baktığımız zaman Snapdragon 888 Yonga seti bulunuyor arkadaşlar. Bu Yonga setini kullanan telefonların fiyatları zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. Dolayısıyla burada Z Flip 3'ün bu fiyata normal seviyede olduğunu söylemek mümkün. Şu da gelebilir aklınıza. Ya bu dayanıklı mı, dayanıksız mı? Yani bu ekranlar dayanıklı oluyor mu, olmuyor mu gibi sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Samsung bu telefonda arkadaşlar Corning Gorilla Glass Victus'a yer vermiş. Dolayısıyla ekran koruma düzeyinin en üst seviyede olduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Bunun haricinde cihazımızda IPX8 sertifikası da bulunuyor. Yani toza karşı falan dayanıklı değil ama suya karşı hayli dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede 1,5 metre suda 30 dakika dayandığını iddia ediyor Samsung. Tabii ben kalkıp da 1,5 metrelik suya atıp 30 dakika boyunca beklemedim ama havuzda vesaire bu telefonu kullanabilirsiniz, fotoğraflar çekebilirsiniz eğer Samsung'un iddia ettiği gibi bir dayanıklılığı mevcutsa. Genel itibariyle telefon güzel arkadaşlar, hoş. Yani kullanım kolaylığı vesaire sunuyor. Özellikle selfie fotoğrafları çekilmekten hoşlananlar için gerçekten muazzam bir cihaz diyebilirim ben.
Onun haricinde yenilikçi bir teknolojiyle geliyor. Güç açısından size istediğinizi sunuyor. Snapdragon 888 Yonga seti, 8 GB'lık RAM, 128 GB'lık dahili depolama alanı. Dolayısıyla genel anlamda başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz fiyatların düşmesini beklersiniz ya da beklemezsiniz. Bu size kalmış bu durum. Neden? Çünkü geçtiğimiz yıl satışa çıkan Philips Z modelinde 14.500 liralık bir etiket fiyatı vardı. Fakat sonradan bu fiyat 7.500 Türk lirası seviyesine kadar düşmüştü. Dolayısıyla Z Flip 3'te de benzer bir düşüş olur mu? Bunu zaman gösterecek. Fakat bu cihazın Z Flip'ten daha ucuz bir fiyatla satışa çıktığını da sizlere hatırlatalım. 12.000 liralık gibi bir fiyatı var şu anda internette ortalama olarak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde belki 10.000 liranın altına düşebilir. Dilerseniz bekleyebilirsiniz. Belki yükselebilir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz malum ülkemizde ne zaman ne olacağı çok belli olmuyor. O yüzden hani ben risk almak istemiyorum. Hemen sipariş edeyim alayım da diyebilirsiniz. Alırsanız memnun kalacağınızı söyleyebilirim size. Gerçekten katlanabilir ekranlı telefon deneyimini size yaşatıyor. Dediğim gibi Fold 3 biraz daha böyle kalın, taşıması zor ve çok mobilite anlamında önemli şeyler vaat etmeyen bir yapıda. Ama Flip 3'ün daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ha, iş insanıysanız böyle sürekli ben toplantıya giriyorum, not almam lazım, bana geniş ekranlı bir cihaz lazım diyorsanız Fold 3 de sizin için iyi bir seçenek olabilir ama normal şartlarda gündelik kullanım için Z Flip 3'ün Fold 3'ten daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde farklı cihazların incelemesiyle karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.